Herkese merhaba arkadaşlar. Tütün Gurmesi kanalına hoş geldiniz. Ben Bora. Arkadaşlar bugün PLS Strong Red Mint içeceğiz. PLS üzüm nane Strong modelinin. Vallahi çok merak ettim Strong'un ne olduğunu. Acaba tütün mü çok ağır? Kabını açınca buram buram bir koku geldi. Acaba aroması mı çok yoğun? Ya bir şeyi güçlü. Çünkü normal PLS'den bunu ayıran bir şey olması lazım. PLS No 085 yazıyor bu arada burada. Kamerayı şuraya odaklayabilirsem. Arkadaşlar ben tütünü koydum, demlemeye aldım. Solaris'te içiyorum bu arada. Şu şekilde bir poşet var. Şöyle kırmızı renkli bir tütün. Boya kullanılmış. Çöp az diyebileceğim kadar az. Yani çok az çöpü var. Fazla yoktu, elime çok gelmedi. Fakat şu var. Arkadaşlar ben zamanında bir zaten bu kanalı açmamızın sebebi de bilmem bize bunlardan dolayıydı. Zamanında bir çakma El Fakir aldım arkadaşlar. Bir de çakma Adalya üzüm almıştım. Hiç unutmam, koku ayrı koku. Yani böyle pastelimsi bir koku var arkada. Yapayımsı, böyle bal mumu gibi bir koku var arkada. Onu beğenmedim. Zaten PLS pek sevdiğim bir tütün markası değildi. Koku konusunda birazcık o konuda şey yaptım. Bir irkildim yani. Bana sahte tütünlerimi hatırlattı. Bakalım. Deneyeceğiz şimdi arkadaşlar. Zaten demlenmiştir diye düşünüyorum. Bayağıdır bekliyor. Artık birazcık sıcaklar başladı diye meyve suyu içiyorum arkadaşlar. Yakında No 10 falan da alırım. Biraz daha havalar ısınsın. Onu tam böyle dondurucu seviyeye getirip yapıyorum çünkü. Şöyle bir tadına bakalım arkadaşlar, izniniz olursa sizin de. Bu üzümü bir arkadaş işte önerdi bana YouTube kanalında. Fakat ben zaten o önermeden önce bunu almıştım. Yani 2 haftadır bende duruyor şu anda bu. Fakat şöyle bir sıkıntı var, içemedik. Çok fazla El Fakir almıştık. Bir de biliyorsunuz doğru düzgün video atamıyoruz bu sıra. Onun için de kusura bakmayın artık. Nasip bugüneymiş. Bugün Tumbaki ile bosslarımız da geliyor. Hatta Freezone da geliyor. Üçü de ayrı ayrı istenmişti. Üçünü de çekeceğiz. İlk Tumbaki'yi çekeceğim. Arkadaş çok, çünkü artık çok bekledi. Bossçu arkadaş da çok bekledi de. Boss da gözümü hiç tutmadı ama deneyeceğim vallahi. Sırf senin için aldım. Yoksa almazdım ben onu. Dozajın kabına benziyor çünkü aynı. Dedim bunlar kesin aynı. Dozaj da böyle arkadaşlar. Şöyle hala elimde var bir tane. Şuraları falan çok benzerdi bosunda. Dedim bunlar herhalde aynı. İnşallah alakaları yoktur. İnşallah güzeldir. Bakalım aldık, hayırlısı. Şimdi izniniz olsa bir tadım testine geçiyorum. Evet, kokuda çok nane yoktu ama burada nane var. Bir son kullanma tarihine bakalım, ona göre yorum yapalım. Güzel, son kullanma tarihi geçmemiş. 2022 Kasım'da bitiyormuş son kullanma tarihi. Daha var. Şimdi şöyle bir iki fırt daha çekip bir tadı tam otursun. Çünkü çok fazla nane geliyor şu anda. Pek üzüm gelmiyor. Şimdi arkadaşlar ben PLS çok eskiden içtim. O zaman aklıma nasıl kazındıysa beğenmedim diye öyle kaldı benim aklıma. Ben bunu anlamadım. Şimdi Strong herhalde aromadan dolayı Strong demişler. Çünkü bu kadar yoğun bir aroma beklemiyordum. Açıkçası söylemek gerekirse. Yoğun bir aromadan kastım da şu, üzüm yoğun gelmiyor o kadar. Nane aşırı yoğun. Ya bunun aslında cappuccino'sunu falan denesek herhalde daha şey olabilirdi. Biraz daha verimli bir deney olabilirdi yani.
Üzüm de alttan geliyor birazcık. Yani fena değil, içebilirsiniz aslında. Orta segment bir tütün olarak görülebilir yani. Ya fena değil gibi arkadaşlar ya. Şimdi şey de yapmayayım ama nane biraz fazla. Keşke üzüm daha fazla olsaydı yani. Nane birazcık da arkada kirli bir tat bırakıyor. Zaten naneden çok buz gibi ama nane yazılar diye nane diyorum ben. Ben bunu normalde içsem buz derdim. Ya şimdi üzüm işi zor arkadaşlar. Yani üzümde dev bir rakibiniz olacak. Bunu bilerek çıkarmanız gerekiyor. Üzümde eğer iddialı olmak istiyorsanız. Üzümdür, cappuccino'dur, çift elmadır bunlar. Bu yüzden dikkat edin. Çoğu yerli yeni markanın bu aromalarda pek şey yoktur. Daha çok yeni aromalar çıkarmaya odaklanırlar ki millet alsın diye. Çünkü bu aromaların zaten en iyisini çıkarmışlar. Yani üzümle mesela şimdi bu adamın yarışacak kişi El Fakir olacak yani. El Fakir'le yarışabilir mi yani? Böyle bir şey mümkün mü? Cappuccino çıkarsa işte Nakla ile baş etmek zorunda kalacak. İşte çift elma da yine El Fakir'le mücadele etmek zorunda kalacak. Bu tür aromalar o yüzden risklidir arkadaşlar. Çünkü en iyileri yapılmış zaten. Yani daha iyisini yapmak zorundasınız. O da çok rekabetçi olmanız gerektirir. Yani bu adamların bilmiyorum ne kadar büyük bir fabrikaları var, ne kadar kişiye hitap ediyorlar ama hiç zannetmiyorum bir dünya deviyle mücadele edebilecek gücü olduğuna. Ki bu aromayla olmaz zaten. Yanlış anlaşılmasın. Aromayı sevmedim değil. Aroma fena değil. Hani kötü değil, iyi. Ama bir El Fakir üzüm değil. Ben bunun yerine alırım El Fakir üzümü. Yanına da birazcık El Fakir nane atarım. Al sana üzüm nane. Mis gibi. Bundan hem çok daha yoğun bir tat alırım. Hem çok daha doygun bir tat alırım. Bir kere ağırlığı El Fakir'den zayıf. Normal bir ağırlığı var ama El Fakir'den zayıf. Aroma yoğunluğu da El Fakir'den zayıf. Ya buram buram buz aroması sadece yani birazcık. Çok alttan da üzüm geliyor. Strok deyince ben de bir ilgimi çekti. Dedim ki belki iyidir dedim yani. Demek ki adamın çünkü bir tütünü var. Bir de strong'u var. Demek ki kendi tütününden daha güçlü bir şeyler var elinde. Bir deneyelim dedik. Ya güzel şimdi. El Fakir bulamıyorsan içilir. O kadar da kötü değil. Ama ya bende El Fakir var zaten ve El Fakir üzüm hatta onun bile alternatifi var. True Passion üzümü de var bende. Ya True Passion üzüm kadar iyi değil. Mesela True Passion'ınki de üzüm nane ama onda üzüm aroması çok baskın. Nane değil. Bunda nane aroması çok baskın. Bu kabul edilebilecek bir şey değil pek. Yani bu nanenin yanına üzüm atmışsınız gibi arkadaşlar. Üzümün yanına nane atılır. Ya içen arkadaşları anlayabiliyorum. İçebilirsiniz. Çok normal. İçilmeyecek bir tütün değil. Yani hep verdiğim örnek gibi bir ozanla bir dozaj değil arkadaşlar. O kadar kötü değiller. Ama ben tekrar alır mıyım? Almam. Yani bir kere daha almam bunu. Öyle söyleyeyim size. En kısa özeti bu zaten. Ama Allah'tan o şeyi vermedi. Ya dedim ya ben aynı kokuyu benim çakma tütünlerimle de almıştım yıllar önce. Bu pastelimsi bir koku var arkada. Plastiğimsi bir koku oluyor. Bunda da vardı birazcık o. Onun tadını geçirmemiş yani en azından. Öyle bir tat gelmiyor. Bu arada tütünü açtım da üzüm hiç kokmuyordu. Ya şey buram buram üzüm kokuyordu. Nane hiç kokmuyordu. İçince de tam tersi oldu. Ya duman performansı gayet yerinde. Tat da ya kişiye göre arkadaşlar tat geliyor. Ya yoğun bir tat geliyor ama ne tadı geliyor? Buram buram buz tadı geliyor. Buz seviyorsanız az bir şey arkasından üzüm de geliyor. Öyle içebilirsiniz. Bana pek hitap etmedi ya. Ya beni
Açmadı arkadaşlar bu. Daha iyi bir şey olabilirdi mesela yani. Tütün ne çok hafif ne çok ağır bir tütün. Ortada. Ya bunu beğendim. Böyle olması iyi. Daha çok kişiye hitap edebilmesi için açısından yapmışlar. Çünkü ben içerken bir nebze zevk alabiliyorum. Daha hafif olsaydı hiç zevk almazdım. Hafif sevenler de benim düşündüğüm gibi düşüneceklerdir. Bir nebze zevk alacaklardır. Onlar da daha ağır olsaydı hiç zevk almayacaklardı. Ya benim çok fazla diyecek bir şeyim kalmadı bunda ya. Yani çok iyi bir tütün değil. Yani çok beğenmedim. Yani hiç beğenmedim değil ama bir kere daha almam. Çünkü daha iyileri var. Eğer daha iyileri olmasaydı alırdım. Dediğim gibi ama bundan daha iyisi ne? El Fakir, True Passion yani. Bana sorarsanız Adalya'dan iyi bu arada. Adalya'nın üzümünden. O kadar diyeyim yani. Onun dışına birkaç bir şey daha söyleyeyim. Konuyla alakasız. Tumbaki'miz geldi. Videonun başında demiş miydim hatırlamıyorum ama Tumbaki'miz yani gelecek, bugün gelecek. Onu da erken gelirse hemen videosunu atarım. İlk Tumbaki atacağım. Boss Brownie var. O da gelecek. Bir de Freezone, Cactus Jack gelecek. Hepsinin videosunu arda arda atacağız arkadaşlar. Hiçbir şüpheniz olmasın. Çok şükür. Ben de çok müteşekkir oldum kendi adıma. Çünkü sözümde durmuş oldum. Arkadaşlara söz vermiştim. Kaç hafta oldu bilmiyorum bir de. O Boss'la Tumbaki konusunda. Hala aklımdaydı. Üzülüyordum. Çok araştırdım. En sonunda bir yerde bulduk. Bakalım, daha ilk defa söyledim oradan tütün. Gelince göreceğim nasıl bir şeymiş. Hani çakmamı getirdi. Gerçi Tumbaki'nin Boss'un çakmasını üreteceğini zannetmiyorum. Yani bu tür markalar Tumbaki ile demeyeyim de, Tumbaki biraz daha ünlü. Boss gibi markalar genelde zaten çakmalıktan markaya dönüşmüş markalardır. Nasıl diyeceksiniz? Bu adamlar El Fakir çakması üretirler, Adalya çakması üretirler, satarlar, milleti dolandırırlar bir güzelce ne. Tabi bildiğimden söylemiyorum da genelde böyle olur, çaktırmayın. Yani markaya şimdi pislemek istemiyorum markayı. O marka için demeyeyim de bazı markalar böyle yapıyor arkadaşlar. Satarlar, millet dolandırırlar. Kazandıkları parayla ufacık bir depoda bir fabrika kurarlar. Lisanslarını alırlar, bandrolünü alırlar. Ondan sonra kendileri yeni marka ürettik derler. Yine mesela aromaları çoğu markanın aynısının şeyidir yani. Öyle söyleyeyim size. Genelde böyle olur. Tumbaki biraz daha ünlü. Tumbaki'yi biraz daha şeyde görmüştüm. Instagram'da falan görmüştüm. Zaten Frizon için diyecek bir şey yok. Frizon bence birazcık True Passion'a benziyor gibi geldi bana. Zaten Alman menşeli tütünler hafif olur. Bakalım, deneyeceğiz, göreceğiz. Bunu da puanlamaya gelirsek eğer tat olarak arkadaşlar ben 6 diyorum. Doku olarak yine 6 veriyorum. Duman performansı olarak da 7 veriyorum. Şöyle siz de görüyorsunuz zaten duman performansını. Hiç fena olmayan bir duman performansı var. Ben bu arada 5 delik lülede içtim bunu. Ya 5 delik diyorum da o genel hitabet konusunda, yoksa Solaris'ler 7 delikli biliyorsunuz. Ben Solaris'te içiyorum hep. Fena değil gibi. Yoklukta gidebilir. Ama yine dediğim gibi ben yoklukta değilim. Tütün bulabiliyorum yani. O yüzden kolay kolay almam bir daha. Son duyurumu da yapayım arkadaşlar. Video uzadıkça uzuyor çünkü. Arkadaşlar, videolarım takipte kalmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Tartışalım beraber. Konuşalım. Beraber istişare edelim. Yeni tütünler keşfedelim. Amacımız bu zaten. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.